Ocakta yananlar yazımı yazdıktan sonra çok sayıda ocaklı arkadaşımla görüşme imkanım oldu. Daha doğrusu onlar aradı. Abi, ben de o ocakta yetiştim, diyenler de oldu. Kardeş, beraber yandık, diyenler de. Ben de ocakta yananlar iki diye bir yazı yazma ihtiyacı hissettim. Benim için hepsi de kıymetli. Hepsinin başım üzerinde yerleri vardır. Dün güzel dediğim insanlara bugün kalkıp da çirkin demek bana yakışmaz. İstedikleri yerde olabilirler. Ben biliyorum ki onlar nerede olurlarsa olsunlar, hangi siyasi parti içinde bulunurlarsa bulunsunlar, ülke ocaklarında edindikleri değer yargılarına sahip olacaklardır. Onların vatan sevdaları hiç bitmeyecektir. Bayrak aşkları tartışılmayacaktır. Dünyaya farklı pencerelerden baksalar da onlar hep güzel insanlardır. Biz onları, onlar da bizi eleştirebilirler. Bizim ocakta öğrendiğimiz en önemli şey eleştirmek ve tartışmaktı. Kişilerle uğraşmazdık. Fikirleri çok sert tartışırdık. Hiç unutmam. ilçemizin meydanında Teki Hacı abinin kahvesi vardı. Oğlu Ahmet Ülkü Ocaklıydı. Onun kahvesinin önünde çok şiddetli tartışmalarımız olurdu. Ama seviyeliydi. En şiddetli tartışmalar benimle çok değerli arkadaşım Selahattin Kaçar arasında geçerdi. O İstanbul'da ben Hatay'da okurduk. Yazın birleşirdik. Biz tartışırken gençler bizi dinlerlerdi. Sonunda bir karara varır, kalkar öpüşürdük. İşin en güzel yeri burasıydı. Tartışmak ve bir karara varmak. Kimseyi hakaret etmezdik. Hakaret bizden değildi. Biz, Alparslan Türkeş'in yazdığı dokuz ışık kitabını okuyarak büyüdük. Ahlakçılık bizim en değer verdiğimiz ilkelerden birisiydi. Ülkücü, ahlaklı olmalıydı. Ahlaklı insanlar güzel insanlardı. Peygamber Efendimiz'in, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisi bize rehberdi. Ülkücüler gerçekten güzel insanlardı. Onlar hiçbir zaman kendilerine oldukları gibi anlatamadılar. Onları hep başkaları anlattı, onlar cevap vermekle vakit geçirdiler. Bütün yazılarımda en korktuğum şey bazı insanların adını geçirmek olmuştur. Hatta ocakta yananlar yazında da bunu dile getirmiştim. Ne demiştim? Şimdi burada isimlerini sayacak olsam, belki de en unutulmaması gerekeni unuturum diye isimlerden bahsetmeyeceğim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hepsi birer devdi. Yazımda da sadece iki isimden bahsetmiştim. Ancak öyle anlaşılıyor ki bazı isimleri daha yazmam gerekiyor. Demiştim ya, önceleri küçük bir yerimiz vardı. Ahşap bir binanın küçük bir odası. Dükkandı. Tahta sandalyelerimiz vardı. Yine tahtadan bir masamız. O masa başkan masasıydı. Başkan orada otururdu. Ama bütün ocaklı gençler de o odada olurdu. Bütün konuşmalara herkes şahit olurdu. Her gün bir veya birden fazla genç ocakta nöbet tutardı. Ocağı sürekli açık tutmaya çalışırdık. Köyden gelenlere ev sahipliği yapardık. Onların dertleriyle ilgilenir, ocaklı olmalarını sağlamaya çalışırdık. Köşede küçük bir çay ocağımız vardı. Ortada bir de teneke soba. Evden getirdiğimiz bir kucak odunları o sobada yakardık. Çoğu zaman tüp alacak paramız olmazdı. Çayımızı sobanın üzerinde demlerdik. Önceki yazımda Zihni Fırat ve Mehmet Akbalık'tan bahsetmiştim. Bugün başka arkadaşların adını zikredeceğim. Mahmut Dalkır, Selahattin Kaçar bizim o zamanlar fakülte okuyan arkadaşlarımızdı. Dört gözle onların yaz tatiline gelmesini beklerdik. Onlar geldiğinde gençlere konferanslar verirlerdi. Ülküyü ve ülkücülüğü anlatırlardı. Ben kalabalık bir ailenin çocuğuydum. Ailemizin bütün gençleri ocaktaydı. Akranlarım Mustafa, Yılmaz, Mehmet Kaytancı hiç ocaktan çıkmazlardı. Bizden küçükler, Necdet ve Ali Hikmet'te ocağa gideceğiz diye koşarlardı. İdris Akdoğan, İbrahim Akdoğan, Rüstem Akdoğan ocak için yüreklerini verirlerdi. Hacı Ali Duman, Hasan Sağır, Hakkı Doğan, Sefer Karaman... Yaşar Karabulut, İbrahim İspaha, Avni Akbolat, Eşref Akkır, Sefa Erdal, Ömer Turan, Hüseyin Kızıltuğ, Atilla Çınar, Atilla Korkmaz, Köksal Yıldızhan, Yunus Çınkıl isimleri bir anda aklıma geliyor. Rahmetli Mustafa Gürbüz, Ali Ay, Nimetullah Özmen, Ahmet Teke isimlerini unutmak mümkün mü? Bizden küçük çocuklar da vardı. Zafer Akıncı, Abdullah Yenen, Hamza Karatopak, Ali Yürekli, Adnenler Yılmaz, Seyhan Akdoğan, Mehmet Çıngıl, Rahmetli Ahmet Teke ve Sefer Karaman Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlerinde bulundular. Şimdi hangi birini sayayım ki, zaman öyle geçti ki, belki de en unutulmaması gerekeni unuttum. Hepsiyle öyle güzel anılarımız var ki, o anılar zaman zaman kapımı çalar, bazen hüzünlenir, bazen de gülümserim. Bizim ocaklılar hep inanmış insanlardı. Çocuklarının adlarını bile o inanmışlık üzerine kurarlardı. Şimdi aklıma bizim Ali geldi. İnsan Ali Ay'ın o inanmışlığını nasıl unutur ki? O her zaman dokuz çocuğum olsun derdi. Sorardık. Neden? Dokuz çocuk, dokuz ışık. Derdi. Şimdi gel de o Ali Ay'ın inanmışlığını unut. Unutulur mu? Asla. Ocakta yananlar bir başka yandılar. Başka yazılarda buluşmak dileğimle. Ahmet Kaytancı